Hayırlı akşamlar efendim. Bugün yaz gecelerinde güncel bir konuyu gündeme getirmek istiyoruz. Nedir? Her televizyonu açtığımızda hangi kanal olursa olsun birkaç konuyla uğraşıyoruz. Aynı konuları her aile, her odasında dinlemek zorundadır. Nasıl biz istersek kanalları değiştirsek de bir başka kanalda aynı program, aynı konu tekrar gündeme gelebiliyor. Biz de bugün buna uyduk. Bugün burada birçok insanın hainlik olarak değerlendirdiği, çok yanlış olarak gündeme getirdiği İstanbul Sözleşmesi'nden bahsedeceğiz. İstanbul Sözleşmesi neymiş? İstanbul Sözleşmesi'ne neden ihtiyaç duyulmuş? Durup dururken bizim İslami bir yaşantımız olmasına rağmen İslam bize örfümüz, adetimiz, gelenek ve göreneğimiz bize nasıl yaşayacağımızla ilgili bilgiler kulağımıza fısıldamasına rağmen ya da ayet kitapları, hadis kitapları, ciltler dolusu bu konuda eserler ortaya koymuş iken biz durup dururken 2011'li yıllarda Avrupa'nın bize dayatmış olduğu İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladık. Acaba böyle mi oldu? İstanbul Sözleşmesi günümüzde bazılarının abarttığı kadar gerçekten sıkıntılı mı? Yoksa fazla abartılacak bir konu yok da bizler ya da biz gibi düşünenler mi bunu abartıyor? İşte bugün bunu göreceğiz. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kısaca şunu söyleyebiliriz. Efendim, aileyi düzenleyen, kadına şiddeti önlemek için Avrupa'nın ve 64 tane ülkenin ve Avrupa Birliği ülkelerinin imzaladığı ve bizde de kadına şiddet olduğu için imzalamak zorunda kaldığımız ya da bizim de imzaladığımız böyle bir kadınla ilgili konularda başvurma kitabımız gibi ya da bilgiler topluluğu gibi değerlendirilebilir. Acaba bu böyle mi? Yoksa İstanbul Sözleşmesi'nin altında başka sıkıntılar da var mı? Tüm bu konuları sağduyulu bir hukukçu kardeşimizle burada konuşmaya çalışacağız. Her yerde Adalet Platformu Genel Başkanı Avukat Özkan Öztürk Beyefendi bugün burada. Özkan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Valla bilmiyorum İstanbul Sözleşmesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz ama... Evet. Eğer İstanbul Sözleşmesi ile ilgili hiçbir eksik kalmadan biz buradaki program süresince anlatabilirsek ben mutlu olacağım. Bizi evet. Seyreden saygıdeğer seyircilerimiz de çok mutlu olacaklar. Evet. Öncelikle ben şunu sormak isterim. Nedir bu İstanbul Sözleşmesi? Nereden çıktı bu İstanbul Sözleşmesi? Şimdiye kadar biz kadınımızı koruyamıyor muyduk? Çünkü şöyle bir anlayış var. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı durmak ya da İstanbul Sözleşmesi'ni benimsemek, benimsememek, İstanbul Sözleşmesi yanlıştır demek, sanki kadına şiddeti kabul ediyorum demek gibi toplum içerisinde bir kesim tarafından değerlendiriliyor. Yani bu konularda siz ne demek istersiniz, ne söylemek istersiniz? Şimdi evvela bu sözleşme bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Sürekli bugüne kadar 2011 yılında uluslararası noktada İstanbul'da imza altına alındığı için adına da İstanbul Sözleşmesi denilen bir sözleşme. Ne gariptir ve ne tuhaftır ki Peygamber Efendimizin işaret ettiği bir şehirde böylesine bir sözleşme imza altına alınarak maalesef sözleşme Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul ediliyor. Ankara'da onaylanıyor. Ama İstanbul'da görüşmeye açıldığı için, deklarasyona imza altına İstanbul'da açıldığı için adına da imza İstanbul Sözleşmesi deniyor. Neden İstanbul? Biraz çok önce. Enteresan. Evet. Bir proje sözleşmesi. Tabii biz bunu biraz sonraki gerekçelendirmelerimizde niçin bir proje sözleşmesi olduğunu belli başlı maddelerde özetleyeceğiz. Bugün
ülkelerin işgal yöntemleri farklı. Yeryüzünün işgal yöntemi farklı. Bugün emperyalizm silah zoruyla girdiği ülkelerde bir şekilde toplumu ifsad ederek, katlederek, insanların en temel hakkı olan yaşam hakkını yok ederek, işte Suriye örneğinde olduğu gibi, birçok Afganistan'da olduğu gibi, geçmişte Irak'ta olduğu gibi, Bosna'da olduğu gibi, hala Filistin'de devam eden etnik ayrımcı politikalarda olduğu gibi yok etmeye yönelik bir hak olan yaşam hakkını yok etmeye yönelik bir takım projeler üretiyor. Bu projeleri üretemediği ya da üretip de sonuç alamadığı beldelerde, bölgelerde de ne yapıyor? Sosyal projeler eliyle o ülkeyi, o toplumu ifsad ediyor. Sosyal projelerde de o toplum ifsad olmamışsa, işte gıda politikalarıyla, emperyalist politik gıda anlayışıyla o ülkeyi bedensel anlamda, sağlıksal anlamda ifsad ediyor. Şimdi İstanbul Sözleşmesi dediğimiz sözleşme 2011 yılında bir Avrupa Konseyi'nin uluslararası topluma, dünya halklarına dayatmış olduğu emperyal bir takım güçlerin planlayıcısı olduğu ve tüm dünya insanlığını bir şekilde cinsiyetler noktasında üçüncü bir cinsiyeti ortaya çıkarma eğiliminde olan, temelinde feminist düşüncenin hakim olduğu üçüncü tip insan profilini ortaya koymaya çalışan bir sözleşme. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün ülkeler tankla, topla, tüfekle işgal edilemiyorsa, toplumun en temel yapısı, en temel dinamit etkin yapısı, mobilize yapısı, anayasada da ifade edildiği gibi aile kurumu. Bugün dünyada ailesi güçlü olan, temeli güçlü olan ülkelerin sosyal bağlarındaki güçlülük, ülkedeki her türlü sıkıntıya rağmen ülkenin o sıkıntılara karşı sağlam ve güçlü bireyler ve aile yapısıyla o sıkıntıları def etme noktasındaki bir iradesini düşündüğümüz zaman, bu emperyal politikaların önündeki en büyük engel aile mefhumu. Üretimin önündeki de en büyük engel de aile mefhumu. Bugün erkek işçiliği dünyanın her tarafında biliyorsunuz oldukça pahalı. Kadın işçiliği ve çocuk işçiliği ucuz bir işçilik. Şimdi kadınların sosyal yaşama, iş yaşamına dahil olması, İstanbul Sözleşmesi iptal edilsin demek, kadınların biraz önce de söylemiş olduğunuz gibi kadınlar iş yaşamı içerisinde yer almasın demek değildir. Kadınlar sosyal yaşam içerisinde yer almasının demek değildir. İstanbul Sözleşmesi iptal edilsin, bu sözleşme bu ülkenin aile kurumunun köküne atılmış bir dinamittir. Bu ülkeyi birlik ve bütünlüğünü yok etmeye yönelik büyük bir projedir. Kökünde, temelinde feminist örgütlenmelerin, feminist felsefenin hakim olduğu bir sözleşmedir. Bu sebeple İstanbul Sözleşmesi iptal edilsin dediğimiz zaman, bir takım kesimlerce ve özellikle de İslami kesim içerisine yuvalanmış feminist İslamcıların ağır saldırılarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Biz Konya'dan konuşuyoruz, ses İstanbul'dan geliyor. İstanbul'dan konuşuluyor, ses İstanbul'un göbeğinden geliyor. Çok enteresan, radyo programları yapıyoruz, sizinle de yaptık. Birçok radyo programlarıyla radyo programlarında da biz bu İstanbul Sözleşmesi'nin olumsuzlukları, geleceğimizi nasıl olumsuz etkileyeceği noktasında görüşlerimizi beyan ettik. Adeta bir metastaz misali, bünyede sirayet ettiği organda doğuyor, büyüyor ama asıl vurucu, asıl öldürücü darbesini organın değişik bölgelerine yayılarak vücudu kilitliyor ve yok ediyor. Evet. Hasta eksi oluyor. İstanbul Sözleşmesi artık imzalandığı tarihten 2011, mecliste kabul edildiği tarih 2012 Mayıs ayı, 2014 Ağustos ayında onaylandı. Anayasanın 90. maddesi statüsünde anayasal üstü bir uluslararası sözleşme haline geldi. Yani bugün bizim konuşmuş olduğumuz sözleşme anayasanın 90. maddesi gereğince
anayasal bir metinden de üst bir metin. Dolayısıyla öylesine bir sözleşmeye imza atılmış ki birileri bizi, göbek bağımızı iyi bir şekilde bağlamış. Ayaklarımızı ve ellerimiz kelepçelenmiş, ayaklarımız da pranga altına alınmış. Dolayısıyla hareket etme kabiliyetimiz sınırlandırılmış. Adeta mankurtlaştırılmışız. Yani kendi öz benliğimizi, kendi kültürel değerlerimizi, kendi geleneklerimizi, içerisinde yaşadığımız toplum ve bu toplumun inanç ve değerlerini elimizin tersiyle iteklemişiz. Ne yüdüğü belirsiz mecralarda ve aslında ne yüdüklerini bildiğimiz mecralarda bir takım projeler eliyle hazırlandırılmış, yazılmış bir sözleşme eliyle bugün dünya insanlığı çok büyük bir tehdit ve tehlike altında. Şimdi bizi izleyen bazı seyircilerimizde şöyle bir düşünce var. Efendim siz bunu çok fazla abartmıyor musunuz? 28 Şubat'ta da kadınlarımızın üzerine oynanan bazı oyunlar vardı. Kadınlarımız çalıştırılmak istenmiyordu. Başörtülü çalıştırılmak istenmiyordu. Ve neticede onca çocuğumuz okul önlerinde perişan olmuş, aileler parçalanmıştı. Şimdi sizin anlattığınızdan çıkardığım kadarıyla yine aynı oyun devam ediyor. 28 Şubat sürecinde kadına yapılan haksızlıkla kadınlar toplum içerisinden dolaylı yoldan dışlanmaya çalışılır iken şimdi kadın kocasına, kadın erkek evladına düşman bir hava içerisine bürünüyor. Ve kadınlarımız özellikle işte bazı haklar alacağız düşüncesi içerisinde biraz önceki o söylemiş olduğunuz bu oyunun içerisine düşmüş oluyorlar. Maalesef. Onun için ben buradan seslenmek istiyorum. Biz bu programı yaparken sakın ha kadın cinayetlerine, efendim kadına yapılan haksızlıklara ve zulümlere göz yumacak ya da bu doğrultuda fikir beyan edecek ne bir programcı arkadaşımızı buraya biz davet ederiz ne de bizim bu televizyonumuzun yapısı, karakteri bu doğrultudadır. Kadınlarımız İslami ölçüler içerisinde birlik ve beraberliği, özellikle ailedeki birlik ve beraberliği sağlayacak en büyük unsurlardır. Bu unsurlardan kadınlarımızı uzaklaştırmamak gerekiyor. Efendim kadınlarla bizim meselemizi İslami ölçüler içerisinde biz çözeriz. Şimdi çok ilginçtir. Hiçbir araştırma yaptınız mı bilmiyorum Özkan Bey. 2011'den sonra ya da bu sözleşmenin yürürlüğe 2019'da mı girdi? 2011 yılında imza altılandı. 2014'te yürürlük tarihi 2014. Mecliste kabul ediliş tarihi de 2012. Evet. Onay tarihi. Evet. Çok uygulama, ilginç bir şey. Özür diliyorum. 2014'ten itibaren yürürlüğe girdi. 6284 sayılı yasanın sürekli atıf yaptığı 6284. Evet. Yani 6284 sayılı yasa kadına karşı şiddeti önlemeyi amaçlayan bir yasa. Ben onu soracaktım. Bu yasa aileyi çökertiyor mu? Kesinlikle boşanmaların ben bunu bilimsel manada da konuşabiliriz. Uygulama işin içerisinde uygulamadan gelen bir kişi olarak da söyleyebilirim. Bu İstanbul Sözleşmesi imzalandıktan sonra ya da yürürlüğe girdikten sonra cinayetler, kadına cinayetler daha da artmış. Evet. Daha da fazlalaşmış. Çözüm olmamış yani onu demek istedim. Yani şu dünya genelinde özellikle mesela İskandinav ülkelerine baktığımız zaman şimdi bu sözleşmeyi savunanların en temel argümanı şudur. Toplumsal cinsiyetlerin bir şekilde eşitlenmesi ve bugün Kuzey Avrupa ülkelerine baktığımız zaman ben size şimdi rakamlar vereceğim. Mesela İskandinav ülkelerine baktığımız zaman kadın yönelik şiddette ve cinsel tacizde ve kadına yönelik fiziksel şiddetin zirve yaptığı ülkeleri söylemek istiyorum. Özellikle bir Finlandiya gerçeği var.
Finlandiya'da, burada rakamları bulabilirsem vereceğim. Evet. Şimdi şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Kadına yapılacak, kadın eşitliği diyorlar. Evet. Erkek kadın eşit. Yani o konuda ben sizin fikrinizi de sormak istiyorum. Kadının erkekle eşit şekilde değerlendirilmesi bazı görüşlere ya da bazı fikir beyan eden kişilere göre de kadına yapılan bir haksızlık olarak değerlendiriliyor. Buna ne dersiniz? Daha sonra verebilirsiniz cevabı. Yani toplumsal bu sözleşmeyi, İstanbul Sözleşmesi'ni savunanların temel dayanağı ve bu sözleşmede 24 orijinal metinde 25 noktada, Türkçe versiyonunda da 24 noktada toplumsal cinsiyetten bahseder. Şimdi toplumsal cinsiyet dediğimiz kavram, toplumsal cinsiyet dediğimiz olguyu bu sözleşmenin savunucuları toplumun örf ve adetleri ve toplumun sosyal dokusu, toplumsal yapısı içerisinde oluşmuş bir cinsiyet algısının gerçek dışı olduğunu, bunun böyle olmadığını toplumsal cinsiyet eşitliğini savunanlar, yani İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlarca bu algının doğru olmadığını ifade ederler. Halbuki bu ifade tarzı bilimsel manada altyapısı olan bir ifade tarzı değildir. Bilimsel hiçbir gerçekliği olan ifade de değildir. Tamamen feminist örgütlenmelerin ifade tarzıdır. Niçin böyledir? Şu yüzden böyledir. Bakın sözleşmenin giriş bölümünün hemen feminist ideolojinin hakim olduğunu göstergesi şöyle bir açıklama var giriş bölümünde. Kadınlara yönelik şiddetin erkeklerin kadınlar üzerinde tahakküm kurmasına ve kadınlara yönelik ayrımcılığa neden olan ve kadınların tam ilerlemesini engelleyen, burası çok önemli, tarihsel eşitlikçi olmayan güç ilişkisinin tezahürü bilincinde olarak sözleşmenin hazırlandığı ifade ediliyor. Sürekli toplumsal ve kültürel değerlerimizi yok sayan ve onu elinin tersiyle iten bir anlayışı ortaya koyuyor. Feminist ideolojinin adeta hukuksal bir yansımasıdır bu, evet, terim. Yani bu sözleşmeye baktığımız zaman aslında hiçbir şekilde böyle cilalı laflarla, can canlı boncuklu laflarla, böyle makyajlı laflarla ne deniyor? Toplumsal cinsiyet eşitliği değil mi? Evet. Yücel Bey. Kulağa hoş geliyor. Hoş geliyor. Kadın ve erkek eşit olsun. Tabii eşit olsun. Kadın ve erkek niçin eşit olmasın? Yani böyle bir anlayışa da sahip değiliz. Ne kültürel noktada böyle bir anlayışa sahibiz, ne de dini noktada böyle bir anlayışa sahip. Kadınlar sosyal yaşamın içerisinde olmak zorunda. Olsunlar iş yaşamının içerisinde olmak zorundalar. Olsunlar kadınlara yönelik her türlü fiziksel, cinsel, ekonomik ne tür şiddet varsa bunların önüne geçelim. Ama nasıl geçebiliriz ve nasıl geçelim? Temel soru bu. Bu soruyu sormak zorundayız. Evet. Bugün ben size şimdi o noktada bir örnek vermek istiyorum. Bugün İskandinav ülkelerinde, Finlandiya dedik, yıllık ortalama Finlandiya'da kadınlara yönelik cinsel vakalarda olağanüstü bir artış var. Nasıl bir artış var? Her yıl, evet, biraz önce elimdeydi. Şimdi daha sonra bakalım. Evet. Tabii ki bu artışlar nerede daha fazla? Nerede bu artışlar ya da kadına karşı bu şiddetin özellikle en alt seviyede olduğu ülkeler hangileridir? Mesela bizim ülkemizdeki durum nedir? Türkiye'de bunları de kadına göreceğiz. Yönelik şiddette artış var Yücel Bey. Yani maalesef bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra maalesef sözleşme kadına yönelik şiddeti toplumun görece daha zayıf kesimi olan kesimlere yönelik fiziksel ve cinsel şiddeti önleyemediğini açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Aksine bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kadına yönelik şiddette de ciddi manada bir artış var. Kadın, evet, şiddetine, kadına yönelik şiddete bir artış var. Ben bunu uygulamanın da içinden gelen bir şahıs olarak şöyle görüyorum. Şimdi maalesef
bir şiddet eylemi erkek tarafından kadına gerçekleşmiş. Sözleşmenin özünde de, İstanbul Sözleşmesi'nin özünde de çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bugün Avrupa Konseyi'nin ekonomiye dayatmaları var. Avrupa Konseyi'nin bizim Türk hukuk sistemimize dayatmaları var. Hmm. Ben buna dayatma diyorum. Adeta bizim yargı mevzuatımızı abluk altına almış. Bugün ceza hukukunun en temel argümanlarından birisi uzlaşmacılık müessesesini Avrupa evet. Konseyi ülkeleri dayatmış bize. Doğrudur, yanlıştır, bunlar tartışılır. Yine hukuk sistemimize giren bir arabuluculuk mevzu var. Avrupa Konseyi'nin adeta deyim yerindeyse dayatmaları ile Türk hukuk sistemine arabuluculuk sistemi mesela girmiştir. Ama ne hikmetse üstad, bunu çok önemli. İstanbul Sözleşmesi ben ona gelecektim. Arabuluculuk noktasında kabul etmiyor. Kabul edilmediğini kabul görüyoruz. Edilmiyor. Niçin? Bu soruyu sormak gerekiyor. Ben onu soracaktım size. Evet. Dedim ki yani Türkiye'de beğeniriz ya da beğenmeyiz. Dışarıdan biri olarak ben şunu söylerim. Arabuluculuk diye bir sistem geldi. Ve birçok hukukçumuz da arabulucu olarak bugün Konya'da ve Türkiye'nin değişik illerinde görev yapıyorlar. Fakat İstanbul Sözleşmesi'nde arabuluculuk hiçbir zaman gündeme gelmiyor. Yani arabuluculukla uzlaştırılmakla çözüm üretilmiyor. Çünkü sözleşmenin özünde bu sözleşme arabuluculuk ilkelerine ve uzlaştırma ilkelerine tabi olmadığı ifade söyleniyor. Ediyor. Niçin? Ben burada farklı bir takım art niyetler ararım. Niye? Bugün uygulamanın da içerisindeyiz. Bir şekilde aile içerisinde bir şekilde tartışma gerçekleşmiş. Kadın tarafından erkeğe ya da erkek tarafından kadına kabul etmeyeceğimiz bir şekilde bir şiddet eylemi. Ya bir tokat veya hiçbir şiddet şekilde nedir? Şiddet hukukta hangi olaylar şiddettir? Valla şiddetin kavramı yani fiziki şiddeti biliyoruz. Tokattır, diğer şeydir. Evet. Başka şiddetler de var mıdır? Tabii. Şimdi uygulamalara baktığımız zaman özellikle boşanma davalarında psikolojik şiddetten bahsediliyor. Ekonomik psikolojik şiddetle fiziki şiddet aynı şekilde mi değerlendiriliyor? Evet. Yani bugün bu İstanbul Sözleşmesi Türk hukuk sistemini müktesebatımıza direkt etki eden İstanbul Sözleşmesi'nden yola çıkarak bugün aile kavramı, aile hukuku, boşanma hukuku ve ilk derece mahkemeleri, istinah mahkemeleri ve Yargıtay uygulamaları temel aldığı norm, en temel aldığı kıstas anayasal hüküm niteliği arz eden, hatta anayasanın da üstü hüküm niteliği arz eden İstanbul Sözleşmesi. Bu sözleşmenin özünde de şiddet kavramı oldukça çeşitlendirilmiş. Yani fiziksel şiddetten tutun psikolojik, duygusal şiddet, ekonomik şiddete kadar. Bugün son yıllarda psikolojik şiddet ve fiziksel şiddet dışında Yargıtay'ın boşanma kararı verdiği binlerce dosya var. Ekonomik şiddet, duygusal nedir, şiddet. Nedir ekonomik şiddet? Yani şöyle ifade edebiliriz. Yani bir duygusal şiddet nedir? Yani duygu yoksunluğu diyebiliriz. Eşlerin evlilik birlikteliği içerisinde birbirlerine olan duygusuzca davranışları, hissiyatsız davranışları diyebiliriz. Duygusal şiddet oluyor bu. Bu duygusal şiddet oluyor. Hmm. Mesela ekonomik şiddete çalışmayan bir kadının eşinden haçlık istemesi, eşinin haçlık vermemesi ekonomik şiddet, boşanma sebebidir. Yoksa adam ne yapsın ya? Yani şimdi bu da enteresan. İşte bunlardan dolayı bu sebeplerin boşanma gerekçesi hukuksal noktada olmasının temelinde işte bu İstanbul Sözleşmesi dediğimiz sözleşmenin şiddet kavramını neyin şiddet olduğunu tam tarif edememesi ve şiddetin oldukça çeşitlik arz etmesi de boşanmalarda peki, oldukça önemli bir gerekçe. Kadın yapıyorsa İstanbul Sözleşmesi'ne göre duygusal şiddeti ya da ekonomik şimdi, şiddeti. Şimdi sözleşmenin özünde teorik anlamda baktığımız zaman bu sözleşme her ne kadar kadını ön plana almış olsa da aslında bu sözleşmenin 6284 sayılı yasada nadir de olsa kadın tarafından şiddete maruz kalmış erkekler olduğu zaman şikayetçi oldukları zaman kadınlar da evden uzaklaştırılabiliyor.
Ama sözleşmenin özü, ana fikri, iktibas ettiği en temel nokta toplumdaki cinsiyetleri yok etmek. Nötrize bir hale getirmek. Bu sözleşmenin en iptal edilmesi gerektiği noktasındaki en temel argümanımız da sözleşmenin dördüncü maddesinden kaynaklanmakta. Niçin dördüncü maddesinde kaynaklanmakta? Şu yüzden dördüncü maddenin üçüncü bendinde tüm cinsel kimliklere, cinsel yönelimlere, cinsel tercihlere anayasal bir sözleşme, anayasanın da üzerinde bir hukuksal sözleşme olduğu için devletin tüm anayasanın 11. maddesi gereğince yasama, yürütme ve yargı organlarının tamamı bu sözleşme ile bağlı. Ne demek istiyoruz? Sözleşmenin 4. maddesinin 3. bendinde LGBT'lilere anayasal bir koruma hakkı tanıyor bu sözleşme. Yani lez, gay, biseksüel ve transseksüel. Yani toplumun görmezden geldiği, bugüne kadar da aslında bizim konuşmadığımız, konuşmaktan imtina ettiğimiz son dönemlerde görüp görmemezlikten geldiğimiz. Evet, görüp de görmemezlikten, duyup da duymamazlıktan üç maymunu oynadığımız, halbuki görmemiz gerektiği, duymamız gerektiği ve mücadele etmemiz gerektiği bir alana biz siyasal İslami kesim ya da muhafazakar kesim sırtını dönmüş, ama öbür taraflarda Avrupa başkentlerinde, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da bir sivil toplum kuruluşu örgütü, 2019 yılında yeni kurulan bir kuruluş, İslami kesimdeki LGBT'lilerin yasal ve anayasal haklarını İngiltere başta olmak üzere tüm dünyada bunların yasal ve anayasal haklarını savunmak amacıyla İngiltere merkezli LGBT'li bir dernek oluştu ve İslami kesimin LGBT'lilere yeşil ışık yaktığını, İslami gençliğin içerisinde de LGBT'liler olduğunu ve bunların hakları için mücadele edeceklerine yönelik Londra merkezli bir kuruluş oluştu. Siz bugün görmezseniz, biz bugün görmezsek birileri görüyor ve sizin çocuğunuza, benim çocuğumuza göz dikiyor. Ve evlatlarımız, çocuklarımız, geleceğimiz maalesef sapkın ve sapık anlayışın oyunlarına düçar oluyor. Maalesef durum bu şekilde. Tabii ki yani sizin bu sözleşmenin, üstadım özür diliyorum, şu maddesi hani niçin karşı çıkıyoruz? Dördüncü maddesi açık. Cinsel yönelim, cinsel tercihler, cinsel kimlikler bu sözleşmeyle güvence altına alınıyor. LGBT örgütleri bu sözleşmenin dördüncü maddenin üçüncü bendine göre anayasal bir koruma altına alınıyor. Şimdi yani nerede milletin, peki? Nerede milletin, peki kadın hakları? Yücel Bey, ben size soruyorum. Kadın hakları nerede? Yani bu Murat 124'e, yani Mercedes görünümlü Murat 124 bu sözleşme. Yani evet. Emsalde, misalde yanlışlık olmazsa evet. Motor Murat 124 ama görüntüye bakıyorsunuz makyajlı Mercedes. Kapağı açıyorsunuz motor kapağını, 124 Murat motoru çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani çok sizin ciddi manada bu toplumu ifsad etmeye yönelik projeler derc edilmiş sözleşmenin içerisine. Yani dördüncü maddeye. Kısaca şunu söyleyebilir miyiz hocam? Milletin geleceği karartılıyor. Aynen. Aile yapımız çökertilmeye çalışılıyor. Çökertildi diyebiliriz. Çökertildi diyebiliriz. Aile üstad, yapımız. 2000 yılında 13 evlilikte bir boşanma varken yıl 2018-2019'da 3.9 evlilikte bir boşanma var. Evet. Ben bir araya gideceğiz. Tabii. Aradan sonra peki siyaset neden susuyor? O efendim reklamlardan sonra inşallah.
Hayırlı geceler efendim. Yaz gecelerinde bir gündemi değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabii ki gündemde bugün için İstanbul Sözleşmesi var. Birilerine göre masum, kadın haklarını koruyan bir sözleşme. Birilerine göre ise maalesef acı ama gerçek, milletin geleceğini karartan, ailemizi çökerten bir sözleşme. Çünkü biz millet olarak neyi nerede yapacağımızı inancımız gereği, tarihi süreç içerisinde örfümüz, adetimiz hep bize söylemiş. Biz kadını nasıl koruyacağımızı, kadın erkek ilişkilerinin nasıl olacağını çok iyi bilen bir toplum olmamız gerekir iken maalesef aileleri çökmüş, birlik ve beraberliğini koruyamayan Avrupa'nın üç günlük devletleriyle beraber hareket etmek mecburiyetinde kaldık ve İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladık. Ve bugün İstanbul Sözleşmesi kaldırılması gereken diyenlerdeniz. Onun için de saygıdeğer dostumuz neden kaldırılması gerektiğini burada anlatmaya çalışıyor. Çünkü İstanbul Sözleşmesi bizi biz yapan, değerlerden bizi uzaklaştıran bir sözleşmedir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunu her platformda, her ortamda, hangi şartlar içerisinde olursa olsun, katılımcıların seviyesi ne olursa olsun, ister siyasetçi, ister din alimi, isterse üniversitede bu konuda uzmanlaşmış arkadaşlarımız olsun, herkesle bu konuyu tartışmaya, konuşmaya, bu konuda fikirlerimizi söylemeye biz hazırız ve söylemeye de devam edeceğiz. Evet hocam, İstanbul Sözleşmesi şimdi, niye mesajlar, iptal edilsin? Mesajlar geliyor, hani daha spesifik, daha somut, daha net anlatın diyor. Evet. Yani şimdi şöyle bir duruma, pozisyona düşmek istemiyorum onu. Birinin siyah dediğine biz beyaz, böyle bir şey değil belgelerimizle. Evet. Şundan dolayı şöyle. Aynen, çok yaşayalım. Şundan dolayı böyle hocam. En temel sıkıntı bilgi kirliliği. Bilmeden herkes konuşuyor. Biz şimdi bu sözleşmeyi inceleyip niçin iptal edilmesi gerektiğini dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin anlayabileceği tarzda 3 gerekçeye ben dayandırıyorum. Sözleşmeyi bir hukukçu olarak, 20 yıllık bir hukukçu olarak incelediğimiz zaman, Türkçe metnini incelediğimiz zaman 4. maddenin 3. bendinde bu sözleşmeyle kıymetli Konyalılar, kıymetli Türkiye halkı bu sözleşmenin 4. maddesinin 3. bendini açın okuyun. Niçin iptal edilsin? Çoluk ve çocuğun, geleceğin LGBT denilen o hastalıklı güruhun bir üyesi olmaması için iptal edilsin. Geleceğimiz sapkın ve sapık anlayışa dahil olmaması için bu sözleşme iptal edilsin. Niye? Hukuksal noktada sözleşme 4/3 LGBT'lilere her türlü cinsel kimliğe, cinsel yönelişe anayasal ve uluslararası koruma ile koru diye devlete bir yükümlülük yüklüyor. Ve ceza kanunlarında da bir madde derç ediliyor geçmiş dönemde. Toplumun farklı cinsel kimliklerine yönelik siz bir açıklama yaptığınız zaman da nefret suçunun tanımı genişletildi. Bu LGBT'liler size nefret suçu kapsamında suç duyurusunda bulunuyor ve akabinde de tazminat davalarına sebebiyet veriyor. Özünde bu İstanbul Sözleşmesi yatıyor. Bu sebeple bu sözleşme iptal edilsin. Niye iptal edilsin? Bu sözleşmenin 12. maddesinde, dine bakış açısı sözleşmenin ve sözleşmeyi yazanların, sözleşmeyi uygulamaya geçirenlerin ve sözleşmeyi aşırı derece savunanların dine bakış açıları ve toplumsal değerlere bakış açıları sapkın ve yine sapıkça bir anlayışla. Niye? Sözleşmenin 12. maddesinin 1. fıkrasında aynen genel yükümlülükler bölümünde şu cümleler ifade ediliyor. Kadınlar ve erkekler için ön yargıları, örf ve adetleri, gelenek ve her türlü farklı uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla her türlü tedbir alınır diyor. Burada geçmişten gelen, yerleşik olan tüm uygulamaları
elinin tersiyle bu sözleşme itiyor ve dini ataerkil bir anlayış olarak görüyor bu sözleşme. Siyasal iktidarların, ataerkil iktidarların meşruiyet alanı olarak görüyor bu sözleşme. 12. maddeden dolayı bu sözleşme iptal edilsin. Yine sözleşmede 12. maddenin 5. fıkrasında tıpkı Batı'da İslam karşıtlığı, İslam dini nasıl fundamentalizm olarak ifade ediliyor, İslam eşittir, şiddet olarak görülüyorsa bu sözleşmede de din eşittir, şiddet olarak algılanıyor. Bunu ben söylemiyorum. Her aklı selim okuma yazması bilen bir vatandaş bu sözleşmeyi okuduğu zaman 12. maddenin 5. fıkrasına baksın. Din ve namus şiddetle sürekli bir şekilde ilişkilendiriliyor. Din ve namus eşittir şiddet diyor. Ben söylemiyorum. Sözleşmenin kendisi söylüyor. Bu sebeple bu sözleşme iptal edilsin. Namus kavramı Türk milleti için İslami bir gelenekten gelen Türk milletinde namus kavramının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Sözleşmenin 42. maddesinde sözde namus diyor. Yani bir takım geleneklerimizi geçmişten gelen ve bizi biz eden toplumsal değerlerimizi bu sözleşme ile adeta yok edilmiş. Şimdi böyle olduğu zaman böyle bir sözleşme kadın haklarını savunuyor diyebilir miyiz? Toplumsal cinsiyet eşitliğinin en yüksek seviyede olduğu bugün Kuzey Avrupa ülkelerindeki Finlandiya'daki rakamlar ortada. Uluslararası Af Örgütü Başkanı aynen şu açıklamayı da bulunuyor. Finlandiya ve Danimarka'da toplumsal cinsiyet eşitliği oldukça yüksek iken, cinsiyetler noktasında bir ayrımcılık yokken ve kadın da hayatın içerisinde oldukça aktif iken, 2017 yılında Danimarka'da 24 bin kadına tecavüz edilmiş. Yine Finlandiya'da her yıl 50 bin kadına tecavüz ediliyor cinsel suçlar. Her yıl 50 bin kadın cinsel bir suçun objesi oluyor. Şimdi bu sözleşmeyi savunanlar ne diyordu bize? Şunu söylüyorlardı. Kadın toplumsal yaşamın içerisinde olsun, evet olsun biz olmasın demiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği de olsun, tamam toplumsal cinsiyet eşitliği de olsun, olmasın demiyoruz. Ama sunmuş olduğunuz reçete bakın ne bugün Kuzey Avrupa ülkesinde, ne bugün Avrupa'da, ne bugün Amerika'da, ne de ülkemizde. 2014 yılında resmi gazetede yayınlayarak yürürlüğe girmesine rağmen kadına yönelik şiddet eylemlerinde Türkiye'de de son derece ciddi bir artış var. Bu sözleşmenin özünde Yücel Bey, Sayın Konyalılar, değerli Türkiye halkı, sözleşmenin özü toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı. İstanbul Sözleşmesi'nin özü. Yani kadın ve erkeğe eşitlediği zaman tüm sorunların giderileceğini söylüyor sözleşmenin özü kendisi bize. Ama uygulamaya bakıyoruz Yücel Bey. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin bizzat hakim olduğu Kuzey Avrupa ülkelerinde kadın cinayetleri, kadın taciz olayları oldukça artmış. Uluslararası Af Örgütü Başkanı, Genel Sekreteri bunun büyük bir çelişki olduğunu söylüyor. En son yaptığı açıklama. Ey İstanbul Sözleşmesi savunucuları, bunu bize bir anlatır mısınız? Toplumsal cinsiyet eşitliği diye dediniz. Ne Türkiye'de, ne Kuzey Avrupa'da, ne Avrupa'da ve de Amerika'da bugün kadına yönelik şiddet eylemlerinin önüne geçemiyorsunuz. Bunun bir açıklaması olmalı. Demek evet. ki topluma, dünya insanlığına sunmuş olduğunuz reçete bu hastalığın dermanı değil. Değil. Maalesef Avrupa başkentlerinden bize dayatılan reçetelere karşı da böyle sözleşme dediğimiz hadise nedir Yücel Bey? Sözleşme karşılıklı irade beyanlarının belli bir mutabakata vardığı bir metindir. Bir masanın karşısında bulunan kişiyle masanın öbür tarafında bulunan ikimizin karşılıklı irade ve beyan açıklamasında bir metin ortaya çıkar. Bu dayatmadır o zaman. Çok yaşayın. Ağzınıza sağlık. Evet. Bu bir sözleşme değil. Sözleşmeler iradelerin ortak bir mutabakat metni ve bunun sözleşmesel toplumsal yansımasıdır. Osman bu Bey, açık ve net dayatmadır. Bakın ilginç şeyler ortaya çıkıyor. Bir, bizim tüm değerlerimizi ortadan kaldırmaya yönelik
hareketler bizim kutsal beldemizde, İstanbul'da, evet, bize dayatılıyor ve bize kabul ettiriliyor. Ve bunların içeriğine bakıldığı zaman tabii ki birinci maddesi, ilk madde sanki kadın haklarını korur gibi. En büyük kadın hakları koruyucusu, en büyük insan hakları koruyucusu sanki benim dinim değilmiş gibi. Bunlar bize önceden gösterildi. Veda hutbesi en temel insan hakları mı? İnsan hakları evrensel beyannamesi. Bir de kadının kadın gibi olması, erkeğin de erkek gibi olması. Yaratılış gereği. Yaratılış gereği. Fıtrat. Bunlar olması gerekirken günümüzde maalesef kadınlarla erkekler arasında bir çatışmayı başlatıyor. Toplum içerisindeki huzuru, aile içerisindeki birlik ve beraberliği. Çünkü aile toplumun çekirdeğidir. Toplumu toplum yapan en büyük değerdir. Bunları ortadan kaldıran bu çalışmaları burada siz görüyorsunuz. Evet. İzah ediyorsunuz. Ben biraz önce okudum o bahsettiğiniz sözleşmeleri. Aynı şekilde yorumladım. Ben de aynı şekilde yorumladım. Peki siyasilerimiz bunu nasıl imzalamışlar? Bunu görmemişler mi hocam? Şöyle söyleyeyim ben size. Üstad, maalesef. Çünkü bu sözleşmeden bazı Avrupa ülkeleri de çıktı biliyorum. Şöyle söyleyeyim. Bugün Bulgaristan, evet, bu sözleşmenin anayasasına aykırı olduğunu söyleyerek sözleşmeyi uygulamadı. Uygulamadı. Sözleşmeye imza atıldı. Bugün Avrupa Konseyi'ne üye olan ülkelerin tamamına yakını sözleşmeye imza attı. Sadece Rusya ve Azerbaycan bu, evet, sözleşmeye hiçbir şekilde dahil olmayan iki Avrupa Konseyi ülkesi. İkisi. Rusya ve Azerbaycan. Azerbaycan. Bunun dışında bugün inanır mısınız, ben buraya gelmeden önce de baktım. Hırvatistan'dan tutun Polonya'ya, Polonya'dan tutun Ukrayna'ya, Avrupa Birliği Ukrayna'dan ülkeleri, tutun İngiltere'ye, İngiltere'den tutun Almanya'ya. Alayı bu sözleşmenin toplumsal birlikteliklerine yönelik büyük bir tehdit olduğunu ifade ediyorlar ve Ukrayna, hı hı, İngiltere, evet, Hırvatistan, Bulgaristan ve birçok ülke, Avrupa ülkesi bu sözleşmeye imza atmış olmasına rağmen hayata geçirmedi. Çünkü onlar da biliyorlar ki bu sözleşme bir kadın hakları sözleşmesi değil, adeta kendi ülkelerini ve kendi geleceklerini, hmm, yok etmeye yönelik bir yıkım sözleşmesi olduğunu bunlar da çok iyi biliyorlar. Ben tekrar ve tekrar söylüyorum. Dördüncü maddeyi açsınlar, okunsunlar. Bu sözleşme LGBT'lilerin haklarını anayasal noktada savunan bir sözleşme. Bu, bugün Haziran sonunda LGBT'liler eğer İstanbul sokaklarında, mukaddes şehir İstanbul'da, Osmanlı'nın aziz başkenti İstanbul'un sokaklarında bu LGBT'li denilen sapkın ve sapık güruh anlayış İstanbul sokaklarında bu bizim anayasal hakkımız deyip bir yürüyüş sergiliyorsa. Anayasal hakları ama canım. Evet doğru. Anayasal tebebi hakları. Bu sözleşme. Evet. Yine namus kavramı, yine dine bakış açısı, dini bir farklı. Bir takım siyasal iktidarların meşruiyet aracı olarak gören bir sözleşme. Yine namus kavramını, yine toplumsal değerlerimizi yok etmeye yönelik bir anlayışı savunduğu için biz bu sözleşmeyi kabul etmiyoruz. Ve bu sözleşmeyi diğer bir kabul etmeme gerekçemiz de kadına karşı şiddetin ateşleyicisi, kadına karşı şiddeti engelleyemediği için bu, evet, sözleşmeye hayır diyoruz. Peki çözüm ne? Sizin de içerisinden geldiğiniz rahmetli milli görüşçü bir anlayışın bir temsilcisi olarak rahmetli Erbakan. Necmettin Erbakan'ın da ifade ettiği gibi milli meselelere milli çözümler üretmek lazım. Milli meselelere, milli sorunlara milli reçeteler üretmek lazım üstad. Evet. Yani bir LGBT gerçeği var bu ülkenin önünde. Bu LGBT gerçeğiyle biraz önce de söyledik. Görmedik, duymadık, bilmedik. Ne oldu? Birileri gördü, duydu, bildi. Bizim çocuğumuza
gözlüktü. Bizim çocuğumuzun cinsel tercihine gözlüktü. Ve ne hikmettir üstadım Yücel Bey? Çok ilginç. Bu İstanbul Sözleşmesi denilen illet bu sözleşmede Milli Eğitim Bakanlığı'nın proje okullarında 10 ilde toplumsal cinsiyet eşitliği adeta bir ders olarak okutuldu. Toplumdan gelen, sosyal medyadan gelen yoğun baskılar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı geri adım atmak zorunda kaldı. Ne acıdır değil mi? Yani bunlar çok enteresan hadiseler. Şimdi Türkiye'de kadının kadınla, erkeğin de erkekle nikah yapması anayasal bir hak mıdır hocam? Var mı böyle bir Yok, şey? Yok. Şu anda Türkiye'de bu yasak. Yasak. Peki İstanbul Sözleşmesi bu konuda ne diyor? Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne bakıldığı zaman tabii bu sözleşmede anayasal noktada böyle bir hakkın olabileceğini söylüyor. Hı hı. Yani bu anlamda yani bir başvuru yapılıp başvurular reddedilirse, uluslararası mahkemelere gidilirse, siz de bu sözleşmeyi imzalamışsanız, yani sıkıntılı alanlar, hukuksal noktada sıkıntılı. Yani ülke aleyhine tazminatları doğurabilecek alanlar. Yani bunlar işinde bir de o cephesi var. Hukuksal cephesi var. Yani onun da önünü açıyor değil mi İstanbul Sözleşmesi? Maalesef öyle bir durum söz konusu. Yani bugün biraz önce de söyledim. Londra merkezli kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu bugün İslam beldelerindeki gençlerin cinsel tercihlerini de koruyacaklarına yönelik bir açıklama yapıyor. Ve bu anlamda da 2019 yılında kurulmuş. Londra merkezinde büyük bir 2021 yılında Londra merkezli büyük bir yürüyüş organize edeceklerini söylüyor. Şimdi yani tehlike artık Türkiye'de dibimizde. Ailelerin parçalanması, boşanmaların artması ya da kadına şiddetin son zamanlarda hiç azalmadan aynı hızla devam etmesine bir çözüm İstanbul Sözleşmesi'nin olmadığını söylediniz. Kesinlikle. Ben burada şunu öğrenmek istiyorum. Sayın avukatım, birçok boşanma davasına giriyorsunuz ya da toplum içerisinde aileyi parçalayan bu boşanma olayı özellikle Konya'da da son zamanlarda çok artmış durumda. Size göre aile şiddetin ve boşanmaların ana sebebi nedir? Şimdi evvela bu sorun, bu boşanma... Belki farklı bir konu da size göre. Yok, boşanmanın bir sürü Türkiye'de sebebi var. Konya'da %40'ı bulmuş herhalde, belki daha fazla bilmiyorum. Biraz önce bir rakam verdim. Yani 2000'li yıllarda 13 evlilikte birken, 2018'li yıllarda 3.9 evlilikte bir boşanma gerçekleşiyor. Yani rakamlar oldukça yükseldi. Bunun birçok sebebi var. Sorunları iyi teşhisini yapabilirsek çözüm metotlarını da kolay geliştirebiliriz ve sağlıklı çözümler üretebiliriz. Bugün gelinen noktada İstanbul Sözleşmesi minvalinde 6284 sayılı iç hukukumuza derç edilmiş bir yasa var. Aile içerisinde şiddet tasvip edilmez. Aile içerisinde fiziksel şiddetten tutun. Hiçbir şekilde şiddetin her türlüsüne hayır. Ama şiddeti doğuran bir takım sebepler ve etkenler var. Nedir? O ülkedeki ekonomik yetersizlikler, ekonomik darboğaz, şiddeti doğuran bir ana etken, ana unsur. Yine madde bağımlılığı şiddeti doğuran ana etken, ana unsur. Yine kumar illeti, kötü alışkanlıklar, alkol bağımlılığı şiddeti doğuran ana etken. Toplumsal cinsiyetten dolayı yani erkeğin kadına sırf cinsiyetçi yaklaşımından dolayı bir şiddet eğilimi gerçekleşmiyor. Bunu bu sözleşmenin savunucuları bunu buna bağlasa da yapılan bilimsel araştırmalar ve istatistik raporlar bize şunu gösteriyor. Bugün şiddet mefhumunun, şiddet hadisesinin ana ekseni, ana nedeni biraz önce de söylediğim gibi ekonomik yetersizlik hali, ekonomik sıkıntılar, gelir dağılımındaki adaletsizlikler ve o ülkedeki madde bağımlılığının oldukça yoğun derecede artmış olması, kumar alışkanlıkları, yine alkolizm, alkole bağımlılık, bunları alt alta yan yana koyduğunuz zaman
eğitim seviyesindeki son derece düşüklük ya da şeylerde de var, eğitimlerde de var. Eğitimli insanlarda da var ama daha çok şiddet vakalarının eğitim seviyesiyle de ilişkilendirilmesi istatistik raporlarda eğitim seviyesi düştükçe şiddetin arttığı noktasında bilimsel raporlar bir gerçekti. Evet. Bunları alt alta yan yana koyduğumuz zaman boşanmaları doğuran birçok sebep var. Bunlar yani ana argümanlar. Yine dünyanın hızlı bir şekilde değişim ve dönüşüme uğramış olması, evet, sosyal mecralar ve sosyal mecralarda özellikle TV programlarını izliyoruz Yücel Bey. İnanır mısınız? Hani Netflix konuşuyor. İthal bir kanal. Evet. Ben Netflix, evet, doğru bir karar. Netflix gibi sapkın ve sapık anlayışı bu ülkede, bu topluma TV kanallarıyla, kendi yayın anlayışıyla dayatan bir ithal bir TV programının ve bu ülkenin toplumsal değerlerini alaşağı eden bir programın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama şunu da açık ve net söylüyorum. Yerli Netflix'ler ne olacak? Yani sizin bu ithal Netflix'le yarışır. Hatta Netflix'ten daha öte programlar yapan kadın programları var. Rezilliğin bini bin para. Aşk dizileri var. Her gün akşam prime time'da çoluk çocuğun ekran karşısında olduğu anlarda gayrimeşru ilişkileri özendiren, madde bağımlılığını özendiren, alkolizmi özendiren, kadına şiddeti özendiren, parayı bulduğu zaman 2-3 evliliği, flörtü özendiren, ahlaksızlığı bir şekilde damardan bu ülkenin evlatlarına enjekte eden, bu yayınları yapan yerli Netflix'ler ne olacak Yücel Bey? Evet. Bunlar ithal Netflix ahlaksız da bu yerli Netflix'ler çok mu ahlaklı? Onlar bizim. İşte böyle bir şey olmaz. Hani evet, boşanmalar neden oluyor dediniz. Evet. Bilimsel altyapılarını söyledik. Ama bu TV ekranlarında 7/24 ahlaksızlığı siz bu ülke insanına pompaladığınız zaman kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla maalesef niçin diyor bu kapalı kutu içerisinde kalayım ki? Evet. Dışarıda hayat var algısı oluşturuluyor. Erkeğe itaat etme, kadına itaat etme algısı oluşturuluyor. Halbuki kadın da erkek de aile çatısı altında müşterek birliktelik içerisinde birbirlerine sadakat ile bağlı olmak zorundalar. Sadakat yükümlülükleri var. Ama biraz önce de söylediğim gibi sosyal mecralardan, sosyal platformlardan tutun TV'lere varıncaya kadar 7/24 inanır mısınız ahlaksızlık pompalanıyor. Böyle bir toplum sağlıklı bir toplum olabilir mi Yücel Bey? Evet, sonuçta bunlar oluyor. İstanbul Sözleşmesi de bizim üzerimizde ki etkisi bir an hemen etkisini gösterebiliyor. Çünkü yani Yücel Bey, mahallenin problem üreteni, mahallenin yaramazı eğer arka sokakta, arka mahallelerden bizim mahallemize gelmiş kişi ise tukaka, ama mahallemizin evladı bu pisliği, bu yaramazlığı yapıyor, onu görmezden geliyoruz. Bu bir çifte standarttır. Tabii. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın bu ülkenin yetkililerine sesleniyorum. Lütfen bu ülke bizim. Yollar yaptınız, köprüler yaptınız, ülkeyi farklı bir noktaya getirdiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hizmetleriniz için Allah razı olsun. Ama maalesef ahlaki noktada bir avukat olarak söylüyorum. Eskiden bana Yücel Bey kadınlar gelirdi. Eşim beni dövdü, eşim beni aldattı diye 2000'li yıllarda. Şu anda bana erkekler geliyor ve ağlayan erkek müvekkillerim var. Eşim beni aldattı, ne olur beni boşayın, bizi boşayın. Eşim sosyal platformlarda, sosyal mecralarda beni aldattı diye. Aldatmanın kadını da birdir, erkeği de birdir. Dolayısıyla ahlaki noktada Yücel Bey çok büyük bir dejenerasyonla karşı karşıyayız. Bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı'na sesleniyoruz.
bu ülkenin en tepesindeki Cumhurbaşkanı